ben doçent doktor Sarp Özdağ Manisa milletvekiliyim. Aynı zamanda Milli Eğitim, Kültür, Gençlik, Spor ve Çevre Komisyonu üyesi. Kendisi koordinatör milletvekiliyim. Aynı zamanda da AK Parti Sosyal İşler Başkan Yardımcısıyım genel merkez. Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin davetlisi olarak yaklaşık 9 milletvekili arkadaşımız çeşitli Avrupa'daki çeşitli ülkelere ve Almanya'daki çeşitli eyaletlere ve vilayetlere geldiler. Geliş gayemiz Türkiye'de 17 Aralık ve 25 Aralık tarihleri arasında Türkiye'deki son dönemdeki yaşanan olayları kamuoyuyla paylaşmak, Avrupa'da yaşayan Türk derneklerini, Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarımızı bilgilendirmek, aynı zamanda da Avrupa kamuoyuna Türkiye'de yaşanan olaylarla ilgili bilgi vermek nedeniyle buradayız. Türkiye 90 yıllık bir cumhuriyet tarihine mensup ama o topraklarda 1000 yıldır yaşıyor. 1960'lı yıllardan itibaren Anadolu'ya geldik biz. Ve Anadolu'ya geldiğimizden itibaren de çok önemli devletler kuruluşuna imza attık. Bunlar Artuklulardı, İlhanlılardı, Selçuklulardı, Anadolu Selçuklulardı, Büyük Selçuklulardı ve Osmanlılardı. Ve biz bu topraklarda büyük imparatorluklar kurduğumuz gibi aynı zamanda da büyük medeniyetlere inşa ettik. 90 yıllık Cumhuriyet tarihimiz öncesine baktığımız zaman da İbn Haldun'un çok güzel bir sözü vardır. Her yükselişin bir inişi, her inişin bir yükselişi vardır. Yani onun ifadesine her zevalin bir kemali, her kemali bir zevali vardır ifadesini kullanır. Ve biz 14 milyon kilometre kareli topraklardan geri çekildik. Yenildik. Gerek bilgi dünyasında, bilim dünyasında, gerek teknolojide, gerekse de değişen, sanayileşen dünyada ayak uyduramadık. Ve ekonomik olarak kayıplarımız, aynı zamanda asker olarak kayıplarımızı ve onun akabinde de toprak olarak kayıplarımızı meydana getirdi. 90 sene önce de Gazi Mustafa Kemal ile birlikte büyük bir direniş başlattık. Askeriyle, din adamlarıyla, bütün aydınlarıyla, dinden 77'ye ayakta kalan herkes bir kurtuluş savaşı verdiler. Ve 90 sene önce kurmuş olduğumuz Cumhuriyet zaman içerisinde çok partili hayatla tanıştı. Serbest fırkayla. Fakat başaramadık. Ardından 1946 yılı öncesinde Batı'ya entegre olmamız nedeniyle zaten yüzümüzü hep Batı'ya çevirmiştik. Biz Orta Asya'dan itibaren hep Batı'ya doğru göç etmiş bir milletiz biz. Hep Batı'ya göç ettik. Önce Orta Asya'dan Marmara, Önnehre, oradan Anadolu'ya, Anadolu'dan Balkanlara. Cumhuriyeti kurduğumuzdan itibaren de Batı'yla entegre olmak, Batılı olmak veya Batı'yla birlikte hareket etme noktasında yüzümüzü Batı'ya çevirdik. Ardından dünyadaki değişimler nedeniyle çok partili hayata geçtik. 1946 yılı Demokrat Parti'nin kuruluşu CHP'den ayrılanlarla birlikte. 1946 yılı açık oy gizli tahsisinin yapıldığı, ayıplı bir seçim sisteminin olduğu, tecelli ettiği, tezahür ettiği bir dönemdi. Sonra 1950 yılında ise kapalı oy, açık sistemin yapılmış olduğu ve Demokrat Parti'nin iktidar olduğu, tek başına iktidar olduğu, büyük çoğunlukla iktidar olduğu bir dönem. Sonra burada hamleler yapıldı, ekonomik hamleler, kalkınma hamleleri, yeraltı ve yerüstü kaynaklarımızı değerlendirme, yollar, köprüler, barajlar, yani Gazi Mustafa Kemal ile başlayan ekonomik hamleler, 1925 yılındaki İzmir İktisat Kongresi ile başlayan ekonomik hamleler eldeki kıt imkanlara rağmen yeniden taçlandırılmak istendi. Fakat 10 yıl süren bu süreç içerisinde Menderes idam edildi. Maalesef Türkiye'de darbe oldu. 1000 yıllık bu topraklarda yaşayan milletin çocukları maalesef darbeciler tarafından sandıkla gelenleri terbiye etmek istediler. Terbiye edilmek istediler. Ve Menderes idam edildi. Menderes'ten sonra tekrar yeniden çok partili hayat, ardından her darbe bir sosyal problemi halletmek adına çıktı ama daha büyük bir sosyal problemi kucağımıza bıraktı. Ardından da 1971 oldu Türkiye'de sol olayların başlaması. 1968'deki Fransa'daki sosyalist ve komünist hareketlerin Türkiye'ye sirayeti neticesinde heyecanların, yeniliklerin veya yenilenmenin neticesinde yeni bir sol hareketler ve 1971'de tekrar parlamento kapatıldı. Türkiye'de 1971'den sonra sağ sol olaylar başladı. Yine sağ solu, sol sağı tanımadan kavga ettiler. Türkiye'de sağcılık ve solculuk gelenekseldi. Avrupa'da ise solculuk ve sağcılık sosyoekonomik ve sosyokültürel meselelere bakış açısıyla tecelli ediyordu. Bizde ise gelenekseldi. Genelde Sünni olanların, ailelerin çocukları sağcı, Alevi olanların genelde çocukları solcu. Gittikleri okullara göre insanlar sağcı ve solcu diye tasvir edildiler. Otlu'ya gittiyseniz solcu, Gazi'ye gittiyseniz sağcı. Tuttuğunuz sanatçılara göre değişiyordu. Yılmaz Güney'i tuttuysanız solcu. Yani şöyle Serdar Gökhan'ı tuttuysanız sağcı, tuttuğunuz takımlar, bulunduğunuz mahalleler bile sizi sağcı ve solcu yapabiliyordu. Anne babalarınız, abileriniz, önceki gittiğiniz yerler.
Ve geleneksel solculuk ve sağcılık bizi birbirimizi tanımadan kavgalara sebebiyet teşkil ettirdi. Ve ardından yeni bir darbe oldu Türkiye'de. 50 yılda yetişebilecek bir nesil heba oldu Türkiye'de sağıyla soluyla beraber. 1980 darbesinden sonra 2 milyona yakın insan sakıncalı ve sabıkalı hale dönüştürüldüler. Ve 50 yılda yetişen nesil kayboldu. Hani bir söz vardır ya, bir rivayete göre mekteplerinizde okudum, bir rivayete göre adam oldum, bir rivayete göre kayboldum denildiği gibi. Çoğu insanımız kaybolmuştu. 1980 sonrası Özal'la beraber yeniden çok partili hayat başladı. Yeniden ekonomik hamleler. Bu darbeler Türkiye'de ekonomimize, demokrasimize ve aynı zamanda kültürel hayatımıza çok darbeler vurdu. Kültürel savrulmaları meydana getirdi. Ekonomik olarak çok ciddi şekilde fakirleştik ve demokrasiyi içselleştiremedik. İleri demokrasiyle tanışamadık. Partileri araç haline getiremedik, amaç haline getirdik. İdeolojileri araç haline getiremedik, amaç haline getirdik. Fikirlerimizi araç haline getiremedik, amaç haline getirdik. Ve bunun sonucunda da Türkiye kaybetti. Yani 1000 yıllık bir devletin 90 yıllık hayatına baktığımız zaman hep darbe, darbe, darbe. 10 yılda bir darbe olursa orada ekonomi olmaz, orada istikrar olmaz, güven olmaz, orada insan yetişmez, orada siyasetçi olmaz. Ve bunun neticesinde kaybeden Türkiye oldu, Türk insanı oldu. 1980 sonra Özal'la beraber yeniden bir demokratikleşme, yeniden insan hak ve özgürlüklerine riayet etme ve 141'in, 142'nin, 163'ün kaldırılmış olması yeni bir demokratik hamlelerdi, özgürlüklerin alanını açmaktı. 1984 ardından başbakanın cumhurbaşkanı seçimi kaybetmesi Sayın Özal'ın, ardından da cumhurbaşkanlığı ve kısa bir cumhurbaşkanlığı. Türkiye daha sonra hep kaoslar dönemini yaşadı. Çok partili hayat ama koalisyonlar, ekonomik sıkıntılar, büyük ekonomik kaoslar yaşadık. Gelir dağılımında çok ciddi şekilde sıkıntılar vardı. Cari açık çok fazla açılmıştı. İthalat, ihracatın çok çok önündeydi ve makas gittikçe açılıyordu. Türkiye 1 milyar doları bile, 1 milyon doları bile dilenecek noktaya gelmişti. Japonya'ya gitmek, Amerika'ya gitmek, Avrupa'ya gitmek. Bakanlar bir noktada dilenciliğe başlamışlardı. Fakat ardından 2001 yılında bir parti daha kuruldu. Türkiye'de ondan önce 28 Şubat dönemini yaşadık. Erbakan iktidar oluşuyla beraber. Ardından Türkiye'de maalesef bazı dini hamleleri iltica diye değerlendiren ve Türkiye'de bölücülüğün de önüne koydukları, tırnak içinde söylüyorum, dini faaliyetleri Türkiye'deki insanların Müslümanlıklarını daha yırtıcı olarak değerlendiren bir zihniyet vardı. Bunlar cuntacı zihniyetti. Vesayetçi yapılar vardı Türkiye'de. Ve vesayetçi yapılar hiçbir zaman için millet iradesinin meclise temsil edilmesini istemediler. Edilse bile şeklen temsil edilmesini istediler. Ve bunlar vesayetçi yapılar, hükümetlere ortak oldular. Hükümetler vardı ama muktedir değildiler. 2001 yılından bugüne kadar 5 tane seçim kazanmış olan bir Recep Tayyip Erdoğan iktidarı var. 2 de referandum kazanmış olan bir yapı. Ve Türkiye ekonomik olarak her geçen gün büyüyor. 166 milyar dolarlık bir Merkez Bankası parası, 170 milyar dolarlık bir ihracatı var. Kişi başına düşen milli geliri 10 bin dolar ve de 2023 hedefi 20 bin dolarlara, 25 bin dolarlara çıkartmak gibi küresel aktör olma noktasında. Dünyanın 17. büyük ekonomisi, Avrupa'nın 6. büyük ekonomisine gelmiş olan bir Türkiye'de son zamanlarda gezi olaylarıyla beraber, önceleri zaten Türkiye'de 367 garabet oldu biliyorsunuz, Cumhurbaşkanlığı seçimi. Ondan önce parti kapatılma süreci yaşandı ondan sonra ve bir oyla parti kapatılmadı. Ardından da iki dönem için, iki yıl için hazine yardımı alması yasaklandı AK Parti iktidarının. Daha sonra ise Türkiye'de Sarı Kız, Ay Işığı, Balyoz, Ergenekon gibi maalesef darbe girişimlerini gözlemledik. Bunların bir kısmı cezalandırıldılar, yargıda yargılandılar. Bir kısmı yargıta yaşamasında devam ediyor. Bir kısmı ise ayım noktasında önce bireysel olarak müracaatler Avrupa Anayasa Mahkemesi'ne, ardından da ahime gitme gibi bir süreç işliyor Türkiye'de. Daha sonra ise Türkiye'de bakıyorsunuz bir gezi olayları ortaya çıktı. Bu gezi olaylarını ben Recep Tayyip Erdoğan'ı ve de AK Parti iktidarını bir noktada gözdağı vermek. Çünkü artık bir mavi cins reklamı vardır. Biliyorsunuz kot pantolon Amerikalılara aittir. Ama orada mavi cins çok fazla satılmaya başlayınca firma şöyle bir reklam yapmıştır. Bu Türklerde fazla oldu. Birileri diyor ki bu Recep Tayyip Erdoğan'da fazla oldu. Gerek içerideki vesayetçiler, gerek dışarıdaki vesayetçiler veya vesayetçileri kullanan egemen güçler bunu değerlendiriyorlar. Bu böyle istiyorlar. Recep Tayyip Erdoğan'da fazla oldu. Gezi olayları bu uyarıydı. Gerek havalanına karşı, büyük yapacağımız yeni havalanı, dünyanın en büyük havalimanlarından bir tanesi, 4. büyük havalimanı. Aynı zamanda 3. Boğaz Köprüsü ve Türk mimarlar, mühendisler ve işçiler tarafından yapılıyor. Bütün üretim, her şey Türklere ait, Türkiye'ye ait. Aynı zamanda yedi küpeli geminin GAP'ın yapılması, Artvin'de Deriner Barajı'nın yapılmış olması, nükleer santrallerin yapılmış olması, madenlerin Türkiye tarafından incelenmesi, araştırılması ve işlenecek noktaya gelecek bir teknolojiye sahip olması, 176 üniversitenin kurulması, beyin göçünün beyin gücüne dönüştürülmüş olması birilerini rahatsız ediyor. Çünkü bizim topraklarımız enerji nakil noktaları,
hem doğalgaz hem petrol hem de madenler noktasında Türkiye stratejik bir bölge, hem jeostratejik bölge hem de siyasi olarak stratejik bir bölge, toprak olarak da öyle, siyasi olarak da öyle, enerji noktaları olarak da. Biz büyürsek birilerinin küçüleceğini biliyoruz. Biz küçülürsek birileri büyüyecekler. Ve sonra da gece olaylarından sonra da bu 17 Aralık ve 25 Aralık operasyonları oldu Türkiye'de. Maalesef Türkiye'de 1978 yılında Adalet Partisi'nden 11 milletvekili istifa ettirilerek Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçirilmişlerdi ve onların 11'i de bakan yapılmıştı. Bir tanesi ilkokul mezunu olan, okuma yazması olan bir şahsiyetti. Daha sonra bunlardan 3 tanesi Yüce Divan'a gittiler yolsuzluk nedeniyle yargılandılar ve ceza aldılar. Daha sonra DSP MHP ANAP iktidarında da yine aynı şekilde Milliyetçi Hareket Partili bir bakan yargılandı ve de Yüce Divan'a gitti, daha sonra beraat etti. Türkiye'de yolsuzluk gibi noktalar, rüşvet gibi noktalar kalkınmakta olan ülkelerin veya geri kalmış ülkelerin maalesef kaderleri haline dönüşmüş idi. Fakat bu kadar büyük hamleler yapan bir Türkiye'de bu tür çürük cevizler veya çürük elmalar da olabiliyor. Ama ben meseleye bir yolsuzluk gözüyle bakmıyorum. Meseleye yine aynı şekilde birilerinin vesayetçi yapıya soyunmalarını gerek yargı noktasında gerek emniyet noktasında bunları değerlendirerek hemen hemen her yapının içerisinde bu tür egemen güçlere çalışanlar olabilir veya hakikaten bilerek veya bilmeyerek Türk siyasetini manipüle etmek isteyenler de olabilirler. Geçmişte bir anayasa kitabı fırlatılmıştı. Bilinçsiz fırlatılmıştı o kitap, biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Ecevit'e fırlatmıştı anayasayı. Bir anda dolar 2 misli, 3 misli artmıştı. Türkiye'de gecelik faizler 1000'le 7500 lira çıkmıştı. Enflasyon %100'leri bulmuştu. Türkiye'de birileri haksız kazanç elde etmişlerdi. Onları biz biliyoruz. Türkiye'de ekonomi dibe vurmuştu. Bugün de Türkiye'de yapılmak istenenin ben bir yolsuzlukla mücadele olduğuna inanmıyorum. Veya yolsuzluk noktasında bir emniyet mensubunun veya bir yargı mensubunun bu noktada bir çaba sarf ettiği inancı içerisinde değilim. Türkiye'de maalesef bu tür hareketlerle bir iktidarı bazı şeyleri bahane ederek manipülasyonlar, toplum mühendisliğine soyunma olarak değerlendiriyorum. Türkiye'de siyasetçiyi bir tek halk terbiye etmeli. Türkiye'de siyaset kurumunun üzerinde başka bir kurum olmamalı. Sandıklar kimin aktör, kimin figüran olacağına sandık karar vermeli. Bütün roller sandıkta dağıtılmalı. O nedenle herkes kendi konumu içerisinde, kendi alanı içerisinde hizmet etmeli. O nedenle ben Türkiye'de son operasyonla beraber 5 ayrı unsurun aynı torbaya konulmuş olmasını çok manidar buluyorum. Bir tarafta Halk Bankası müdürünün odasında bir paranın bulunmuş olması elinde. Öbür tarafta bir imar yolsuzluğunun iddiasıyla ortaya çıkmış olması. Bir tarafta rüşvet olayı, bir tarafta kara para aklama olayı, bir tarafta ise başkalarını Türk vatandaşı yapmak karşısında haksız kazanç elde etme olayı. Ayrı ayrı olayların bir torbaya konulmuş olması çok manidar. Ben bunu bir manipülasyon olarak değerlendiriyorum. Ve 14 ay önce dinlemelerin, Türkiye'de dinlemeler 3'er aylıkla izinlerle alınır. Fakat burada dinlemelerin çok daha önce yapıldığı, fakat bu olayların ise dinlemelerden hemen akabinde yapılmadığı operasyonların beklenildiğini gözlemliyoruz. Ve birileri bazı şeyleri bahane ederek Türkiye'de sanki AK Parti iktidarını sarsmak, gözdağı vermek veya bakın ben de güçlüyüm, gerek yaptığımız yatırımlar nedeniyle, büyük projeler, büyük ihaleler nedeniyle, gerekse de almış olduğumuz siyasi kararlar nedeniyle AK Parti iktidarını terbiye etmek, tedip etmek, toplum mühendisliğine soyunmak gibi bazı operasyonların yapıldığını görüyorum. Burada birileri bilerek bu işlerin içerisine girmiş olabilecekleri gibi, birileri bilmeden de olabilir. Bilerek girenlerin ihanet ettiklerine inanıyorum. Bilmeden girenlerin ise gafil oldukları içerisindeyim. Elbette ki hata yapanlar varsa yargı onlara gereğini yapmalı. Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adı AK Parti'dir. AK olarak yaşamalı. Mutlaka 8 milyon üyesinin olduğu, 22 milyon seçmeninin olduğu bir yapı içerisinde mutlaka yanlış iş yapanlar vardır. Bu sahabe döneminde dahi sahabe salebe zekat vermediği için daha sonra toplumun dışına itilmiştir. Osmanlı döneminde, Kanuni Sultan Süleyman döneminde başbakanlığa başlayan yolsuzluk dönemleri olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti döneminin her döneminde bunlar konuşulmuştur. Kalkınmakta olan, demokrasisini tam içselleştiremeyen, ileri demokrasiyle tanıştıramayan her yapının içerisinde çürük elmalar vardır. Önemli olan sistemin daha muhkemleştirilmesi ve bu çürük elmalara karşı yargıyı, hukuku devreye sokabilmektir. İnsan haklarını devreye sokabilmektir, bunu yapabilmektir. Ve Türkiye'nin bunu yapması gerektiğini inanıyorum ve yapıyor da Türkiye. Ama son zamanlarda bazı bürokratik değişiklikleri büyük bir kıyım olarak değerlendiriyorlar. Ben katılmıyorum buna. Siyasi irade istediği kişiyle çalışır, istediği kişiyle çalışmaz. Ve Türkiye'de görevden alınanlarda yargıya müracaat edebilirler.
Danıştay aşaması vardır. Bu Danıştay aşaması yürür. Ben haksız yere görevden aldım der. Tekrar gelebilirler ki ben de üniversite hocayken 3 defa uzaklaştırıldım ve yargı yönüyle tekrar yeniden görevime dönebildim. 2,5 yıl kadar da işsiz kalabilmiştim ki görevden alınanlar bugün Türkiye'de işsiz de kalmıyorlar. Aynı özlük hakları içerisinde başka bir göreve tevdi ediliyorlar. Bu siyasi iradenin bir bürokratik yapıyla çalışma ve çalışmama iradesidir. Türkiye yönünü Avrupa'ya de çevirmiş olan bir ülkedir. Avrupa'da gezi olayları üzerine Türkiye'de çok ciddi şekilde bazı medya mensupları gezi olaylarını bahane ederek, ağacı, böceği, çiçeği bahane ederek işte ağaca karşı çok ayaklanan bir gençliğe karşı polis orantısız güç kullanmıştır diyen bazı medya organları ve Avrupa'daki bazı medya organlarının burada Hamburg'daki olayları görmediğini gözlemliyoruz. Hatta Hamburg'la ilgili Alman basının bile bilgisinin olmadığını, Alman kamuoyunun bile bilgisinin olmadığını gözlemleyebiliyoruz. Ve endişeyle izliyoruz diyorlardı. Biz de şimdi Hamburg'daki olayları endişeyle izliyoruz. O nedenle Türkiye yönünü Avrupa'ya çevirmiştir. Ama Avrupa çifte standart içerisinde olmamalıdır. Avrupa Birliği'ne biz yük olmaya değil, yük almaya geliyoruz. Avrupa Birliği sürecimiz devam ediyor. Çünkü biz insan haklarında, hukukun üstünlüğünde, inanç hürriyetinde, fikir hürriyetinde ve teşebbüs hürriyetinde zirveye çıkmak istiyoruz. Avrupalı gibi Avrupa'daki insan haklarının üzerinde bir insan haklarına kavuşmak istiyoruz. Türkiye bunu yapabilecek bir potansiyele sahiptir. Ama hiç kimse vesayetçiliğe soyunmamalıdır. Ne cuntacılar soyunmalı, ne kirli ve şantajcı medya soyunmalı, ne kirli ve şantajcı sermaye soyunmalı, ne oligarşik bürokrasi soyunmalı. Hiç kimse siyasetçiyi terbiye etmeye kalkmamalı. Siyasetçiyi sandık terbiye etsin. Siyasetçi sandıkla gelsin, sandıkla gitsin istiyoruz. Kimin aktör, kimin figüran olacağına da halk karar versin diyoruz. 30 Mart'ta bunlar verilecektir. Böyle birilerinin söylemiş olduğu gibi efendim yolsuzluklar sandıkla atlanmaz. Evet yolsuzluklar sandıkla atlanmaz doğrudur. Katılıyoruz. Ama millet iradesi eğer AK Parti'de bu şekilde bir yolsuzluğun sari olduğunu görürse yani yaygın olduğunu görürse zaten cezalandırır. Hukuk da zaten gereğini yapıyor. Bugün İstanbul'daki olaylarla ilgili de hiçbir şey geri kalmış değildir. Her şey savcının elindedir. Her şey savcıya intikal etmiştir. Daha sonra emniyet mensupları değiştirilmiştir. Daha sonra savcıya iki savcı daha ilave edilmiştir. O nedenle yapılanlar bir karartma, yapılanlar suçluyu ortadan kaldırma veya suçluyu koruma ve kollama hamlesi değildir. Ben Türkiye'de vesayetçiliğe soyunma hamlesi olarak değerlendiriyorum. Hiç kimse de vesayetçiliğe soyunmamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde herkes sivil toplum kuruluşları halinde örgütlenebilir. Ama hiçbir sivil toplum kuruluşu, sivil toplum kuruluşunun menfaatini ve çıkarını milletin ve devletin menfaatinin önünde tutmamalıdır diye düşünüyorum. Ve teşekkür ederim. Sorunuz varsa cevaplarım. Sayın Vekilim, bir şey soracağım. İçerideki ve dışarıdaki evet. Egemen güçler olarak denen Avrupa demiyorum. Buradaki şey skandalda işte ayakkabı parası şey kutusuna paradan çıkması, parasal makineleri bunlar da bir para sayma makinesi yok. Yani şey değerlendiriyorsunuz bir size karşı bir komplo olarak. Bunun yerine AK Parti bir öz eleştiri yapıp acaba bizim hatamız var mı demeyi düşünüyor mu? Şimdi her parti içerisinde yanlış yapanlar vardır. Bürokratlar bizi bağlamaz. Yanlış yapan bir bürokrat hemen görevden alınır. Çok kişi de görevden alınıyor. Bugün de görevden alınmalar devam ediyor. Yanlış yapan bir bakan varsa, bir kişi varsa onlar zaten istifa ettiler ki yanlış yapıp yapmadıkları da belli değil. Türkiye'de soruşturmaların gizliliği esastır ama soruşturma başladığı andan itibaren servis edilmiştir. Her şey servise, insanların şahsiyeti, insanların kişilikleri, kimlikleri, statüleri hiçe sayılmıştır. Bu çok kötü bir şeydir. Daha önceki Ergenekon davası da aynı, onlar da yanlıştır. Onlar da yanlıştır. Ben o zaman da söyledim. Hiç kimsenin kişilik haklarıyla, hiç kimsenin şahsiyetiyle, statüsüyle oynamamalıyız. Yargılanmalı, şahıs beraat edinceye kadar veya suçlu görülünceye kadar beraatı zimmet asıldır. Ama suçlu olduktan sonra şahsa suçlu diyebilirsiniz. Yargıta aşaması bittikten sonra. Ama yargıta aşaması bitmemiş. Yargı aşaması bitmemiş, şahıslara damga vurulmuş. Bunların hepsi yanlıştır. Bu bizim hem hukuk sistemimizdeki zafiyeti gösteriyor, hem demokrasi içselleştiremediğimizi, tam olarak içselleştiremediğimizi gösteriyor ve aynı zamanda şeffaf bir toplum olmadığımızı gösteriyor. Medyanın da bugün Frankfurt şeydeki bu Almanya'daki Hamburg'daki olaylarda bu medya her gün Hamburg'daki olayları mı gösteriyor Alman medyası? Alman hükümetiyle ne alakası vardır bunun diyor mu? Alman hükümetinin yaptığı yanlışlar diyebiliyor mu? Muhalefetiyle iktidarıyla herkes Almanya'yı tutuyor.
Ama bizim orada öyle değildi. Her gün her şeyi yazacaksınız. Özgür Gündem gazetesinde, Radikal'de, Hürriyet'te, Milliyet'te, Yeni Şafak, Yeni Çağ'da, Orta Doğu'da, efendime söyleyeyim Aydınlık gazetesinde veya başka gazetelerde, Taraf gazetesinde çarşaf çarşaf başbakanlara, bakanlara, hükümetlere, Sözcü gazetesine hakaretler olacak. Ve daha sonra diyeceksiniz ki Türkiye'de basın hürriyeti yoktur, Türkiye'de konuşturulmuyor diyeceksiniz. Her şey konuşuluyor efendim Türkiye'de. Başbakanlara da hakaretler yapılıyor. Hükümetin aleyhinde her gün Sözcü gazetesi veya bir başka gazetesi her gün yayınlar yapıyor. Bu yayınlar Türkiye'de özgür bir basın vardır. Ama Avrupa'ya göre çok daha fazla. Ağaçlar röportaj yaptı. Sabah gazetesiyle aynı şekilde yanlış medya dedikleri televizyonlarda, hatta CNN'de penguenleri gösterdi. Hükümeti destekleyen ciddi medya da vardı. Hükümet, tamam, ben de diyorum ki işte Türkiye'de hükümet desteklenir. Ama hükümet medyayı susturuyor diyemeyiz. Bu medya istediği şekilde yayın yapabiliyor Türkiye'de. Hürriyet yayın yapamıyor mu? Milliyet yayın yapamıyor mu? Taraf yayın yapamıyor mu? Türkiye'de radyo kuramıyor musunuz? Televizyon kuramıyor musunuz? Türkiye'de herhangi bir gazete çıkartamıyor musunuz? Yerel veya ulusal medyaya sahip olamıyor musunuz? Her şey olabiliyorsunuz efendim. Türkiye'de 1000'e yakın radyo var. Türkiye'de 150'nin üzerinde televizyon var. Türkiye'de yüzlerce de yüze yakında ulusal medya var Türkiye'de. Bölgesel ve genel olarak ulusal olmak üzere Türkiye'nin tamamını kapsayan bir yapı var. Özgür bir yapı var. Bir iktidar öz eleştirisini yapar, bürokratıyla yapar, bakanıyla yapar, milletvekiliyle yapar. Seçim zamanı geldiği zaman milletvekiline aday göstermez. Seçimden önce bakanlığı görevden alabilir. Ki şu ana kadar bizim 26'ya yakın bakanımız şu şekilde veya bu şekilde görev değişikliği içerisine uğramışlardır. Hükümet kurulduğundan 11 yıllık iktidarımız dönemi içerisinde. Aynı zamanda bir bürokrat da yanlış varsa yargı gereğini yapar. Eğer siz bir şeyi yanlış seziyorsanız değiştirirsiniz. O bürokratın görevi değişir. Yapamayan gider, yapan gelir. Veyahut da milletine tepeden bakanlar, hizmet etmeyenler görevi bırakırlar. Bir başkası gelir. Ama buna rağmen yanlış görevden alındım diyen varsa yargıya gider. Tekrar da döner. İşte benim Manisa'mda Sosyal Hizmetler İl Müdürü beni haksız yere görevden aldılar dediler. Birçok yayınlar yapıldı şahıs hakkında. Görevini kötüye kullandığı noktasında tekrar yargıya gitti. Danıştay kanalıyla tekrar yeniden görevine geldi ve çalışmaya da devam ediyor. Aynı şekilde bürokraside de bunlar yapılabilir. İktidarlar öz eleştiri yapacaklardır. İktidarlar eleştirilere açık olacaktır. Mutlaka, çünkü eleştiriden ziyade öz eleştiri bir iktidarı büyütür. Bu kesinlikle sabittir. Ama iktidarlarla ilgili son kararı, nihai kararı 30 Mart verir. Temmuz ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi verir. 12 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan genel seçimlerdir. Başka sorusu olan var mı? Ben konunun başını kaçırdım. Ben yeni postaya Şahsiyet Bank Kalsu'dan geldim. Alabilirsiniz herhalde efendim. Öyle mi? Tamam peki. Başbakanın son açıkladığı postmodernden sonra dost modern darbesi söyledi. Şimdi bu Türkiye'de son yapılmak istenen içeriden mi yapıldı? Ben Türkiye'de herhangi bir yapıyı tamamen toplum, mesela AK Parti içerisinden diyelim ki bir bürokrat yanlış yaptı. Bu AK Parti'yi izam etmez. AK Parti'nin tamamı suçlu manasına gelmez. Bir aileden bir çocuk suç işlerse baba suçlu değildir, anne suçlu değildir. Suçların şahsiliği prensibi vardır. Şimdi burada bir yapının tamamını suçlamak doğru değildir. Doğru değildir. Ben burada eğer bir yapının içerisine sızmış ajanlar veya art niyetliler, muhteris bürokratlar, muhteris statü elde, haksız statü elde etmek isteyenler veya haksız kazanç elde etmek isteyenler varsa onlar izam edilir ve onlar hakkında hukuk gereğini yapar. Ben Türkiye'de bir yapının içerisine sızmış olan çok ciddi şekilde haksız kazanç elde edenlerin, haksız statü sahibi olanların olduğunu tahmin ediyorum ve de bazı egemen güçlere hizmet eden yapıların olduğunu düşünüyorum ve bunlara karşı da herkesin, gerek bu tür sivil toplum kuruluşlarının, gerek tüm partilerin, gerekse de devlet kademelerinin dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Bir yapıdaki kastımız ne? Bir yapıdaki kastınız mı? Anlamadım. Bir yapı oluşuyor dediniz ya, onların içerisinde... Herhangi bir sivil toplum içerisinde, orada sivil toplumun gücünü kullanarak, herhangi bir yapının gücünü kullanarak haksız kazanç elde etmek isteyenler olabilir, haksız statü elde etmek isteyenler olabilir veyahut da iktidarları dizayn etmek isteyenler olabilir. Yani vesayetçiliğe soymak isteyenler olabilir ve bunlara karşı dikkatli olmak gerekir. Geçmişte cuntacılar bunu yaptı, geçmişte bazı medya patronları yaptı bunu. Siyasi iktidarlara karşı geçmişte bazı medya patronları ve sermaye patronları yaptı ve oligarşik bürokrasi yaptı bunu. Türkiye'de, dünyada da başka sivil toplum kuruluşları, başka ülkelerin ekonomik yapılarını manipüle edebiliyorlar çok rahat bir şekilde.
O nedenle hiçbir iktidar iktidarını kimseyle paylaşmaz, sadece milletiyle paylaşır. Sivil toplum kuruluşlarından sadece eleştiri alır veyahut da tavsiye alır. Ama hiçbir yapı devletin ve milletin üstünde değildir. Devlet ve millet her türlü yapının üstünde olmalıdır. Devletin kurumları her şeyin üstünde olmalıdır ve her sivil toplum kuruluşu devletini ve milletini her şeyin üstünde tutmalıdır diye düşünüyorum. Kendi çıkarlarından ziyade milletin çıkarları önde olmalıdır. Avrupa'da bu böyledir. Almanya hiçbir zaman küçük bir yapının, küçük bir grubun çıkarı için kendi çıkarlarını feda etmez. O küçük yapı Almanya'nın çıkarı için kendi çıkarını feda eder. Onlara dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sayın Başbakan'ın bildikleri olduğunu düşünüyorum. Sayın Başbakan'ın hem Milli İstihbarat Teşkilatı, hem Emniyet İstihbaratı, hem Askeri İstihbarat nedeniyle çok ciddi bilgilere sahip olduğunu tahmin ediyorum. Ve mutlaka konuştuklarının bir gerekçesi vardır. Çünkü düne kadar kendisini destekleyen bir yapıyı bir anda karşısına almaz. Oranın da kendisini sorgulamasını istiyordur. Biraz önce gazeteci arkadaşımızın söylemiş olduğu gibi, nasıl ki partiler öz eleştiri yapacaksa, ki yapıyor, milletvekili değişikliğiyle, bakan değişikliğiyle, bürokrasi değişikliğiyle veya sandığı gelerek iktidar değişikliği yaptırarak millet de yapabiliyor bu öz eleştiriyi. Aynı şekilde Türkiye'deki tüm sivil toplum kuruluşlarında öz eleştiri yapması gerektiğine inanıyorum. Demokrasi eşit vatandaşlar nizamı olduğu kadar da şeffaflık nizamıdır. Tüm sivil toplum kuruluşlarının şeffaflık içerisinde çalışması gerektiğini düşünüyorum. Ama şey diyeceğim, şurada cemaat hükümet kavgası gibi bir algı var toplumda. Siz de şimdi buraya geldiniz, 17 Aralık operasyonunu veya şey komplosunu değerlendireceksiniz. Ve merak ettim, buradaki de olayı nasıl anlatacaksınız? Hangi pencereden bakması gerekecek insanların? Şimdi Türkiye'de ben cemaat mensupları içerisinde hasbi çalışanları tenzih ederim. Her partinin içerisinde nasıl ki menfaatperestler olabileceği gibi, her cemaatin içerisinde, sivil toplum kuruluşunun içerisinde de hasbi olanlar kadar hesabi olanlar da vardır. Veya başka niyetlerle o cemaatin içerisinde yer etmiş olanlar da vardır. İmkanları nedeniyle, statüleri nedeniyle oralarda olmuş olabilirler. Çünkü buralar açık toplum. Herkes buraya girebilir, herkes bu toplum içerisinde bir yer edinebilir. Çünkü derneklere üye olursunuz, vakıflara üye olursunuz, dershane sahibi olursunuz, okul sahibi olursunuz, paranız olur, imkanınız olur. Bunları yapabilirsiniz. Hesabi olan herkese dikkat etmek gerekir. Hesabi olanlar gerek o tür sivil toplum kuruluşlara zarar veriyorlar, gerekse de o tür büyük yapıları ismar ederek hükümetleri terbiye etmeye, tedip etmeye veyahut da hükümetlere muhtıra vermeye kalkıyorlar. Dünkü askerlerin vermiş olduğu muhtıra neyse 71'de veyahut da 28 Şubat'taki postmodern muhtıralar neyse, bugün de bir yapıyı kullanarak Türkiye'de aynı şekilde bir muhtıra vermeye kalkılıyor. Onlara da dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani ben bu noktada yine ben kaçırdıysam başını kusura bakmayın. Sayın Karıncı'nın bir açıklaması vardı bu operasyondan hemen sonra. Çünkü Türkiye'nin birçok yerinde birden başlaması tabii dikkati çekti de. Sayın Karıncı orada şunu söylemişti. Bunu biraz da bizim saflığımıza verin dedi. Şimdi AKP iktidarı da bu bürokraside çalışan insanlarla uzun süredir beraberdi. Bu yapıyı daha önce biliyordu da farkına mı varmadı, yoksa bu yapıyla birlikte çalışmayı mı kabul ettiler? Yani bu yapıyla birlikte bu yapıyı bilmemiz mümkün değildi. Bu yapıyı nasıl bileceksiniz? Yani Türkiye'de bakıyorsunuz 5 ayrı olayı bir torbaya koyan bir yapı var. Milli İstihbarat Teşkilatı çalışıyor. Düne kadar Milli İstihbarat Teşkilatınız Türkiye'de maalesef iktidarlara bile bilgi vermeyerek darbecilerle beraber el tutuyorlardı. 1971 muhtırasını başbakana vermeyen bir Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan bahsediyoruz. Veyahut da istihbarat örgütlerinin de Türkiye'de polisin de kendi içerisinde yapılandığını gözlemliyoruz. 12 Eylül öncesi sağ sol diyerek ülkücüler ve devrimciler diye bir yapılanmayı gördüğümüz gibi bugün de emniyet içerisinde nurcular, efendime söyleyeyim nurcu olmayanlar şeklinde bir yapı olduğunu gözlemliyoruz. Burada iyi niyetle insanlar çalışır, bürokrasiye gelirler, kaymakam olurlar, nurcu da olabilir, Süleymancı da olabilir, devrimci de olabilir, sosyal demokrat da olabilir, ülkücü de olabilir, milli görüşlü de olabilir. Ama devletini ve milletine hizmet etmek şartıyla bunlar olabilir. Ama şöyle yaparsanız, yok efendim ben devletimin imkanlarıyla bir yere gelirim, daha sonra o imkanları elde ettikten sonra devletime değil de cemaatime çalışırım demeye başlarsanız, devletin imkanlarını cemaatinize kanalize etmeye veyahut da orada elde etmiş olduğunuz bilgi ve belgeleri başka yerlerle paylaşmaya başlarsanız, bu bir devlet için çöküş demektir.
veya bir devletin başkalarının eline geçmesi demektir. Milletin değil, bir ekolün, bir mesleğin, bir meşrebin eline geçmesi demektir. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin çok güzel bir sözü vardır İhlas Risalesi'nde. Bir tek ben hakkım deme hakkına sahip değilsiniz. Sen de haksın, sen de haksın, sen de haksın, sen de haksın. Ben de hakkım deme hakkına sahipsiniz ifadesini kullanır İhlas ve Uhuvvet Risalelerinde. O nedenle ben diyorum ki herkes kendisi bir öz eleştiri yapsın. Hiç kimse sivil toplum kuruluşunu, mesleğini, meşrebini, ekolünü, okulunu milletin üzerine koymasın. Hepsini milletin için hizmet eden bir yapı olarak değerlendirsin. Ona çok dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Herkes, her sivil toplum kuruluşunun öz eleştiri yapması gerektiğini düşünüyorum. Şöyle bir ortamda çözüm sürecinin başarıya ulaşmaya başladığı bir süreçte, 34 yıldır 1978'den beri kan akan bir yapının ortadan kalktığı, 2.4 milyar dolarlık bir paranın cebimize kaldığı, artık harcadık ve uçtu onlar, tekrar yeniden cebimize kaldığı, 50 bin kişinin öldüğü kan davası haline dönüştüğü, neredeyse bir şehirlerin, bazı şehirlerin çok ciddi şekilde bölünme tehlikesi geçirdiği, zihniyet olarak bölündüğümüz bir dönemde, şimdi yeniden milletleşme sürecine geçtiğimiz bir esnada, iktidarı terbiye etmek için birilerinin devlet içerisinde elindeki imkan ve bilgi ve belgeleri art niyetli olarak kullanmayı kabul etmiyorum ben. İster bu AK Parti içerisinden birileri olsun, ister bu bir cemaatin içerisinden, bir tarikatın içerisinden, ister bir sivil toplum kuruluşunun, vakfın, derneğin içerisinde olsun, bunları doğru bulmuyorum. Bunlar doğru şeyler değildir. Hiçbir kimse de Hümeyni'ye özenmemelidir. Hiçbir kimse Türkiye'de millete rağmen iktidar olacağını düşünmemelidir. Bir şey daha soracaktım. Ben bu operasyon başlamadan önce Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Amerika'ya gitmesini anlamlı buluyor musunuz? Ve yine bu operasyondan sonra bir büyükelçinin ayağını iki defa çağrılması ve bir ana muhalefet partisi liderinin bir Amerikan büyükelçisinin ayağına gitmesini doğru buluyor musun? Nasıl değerlendiriyorsun? Efendim mecliste geçmişten bugüne sol gelenekten gelen milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde oldukça sol gelenekten gelen milletvekilleri var. Hep kürsüye çıktıklarında şunu söylüyorlardı. Biz 1971'de Amerikan filosunu denize dökmüş olan bir gençliğiz. Her türlü emperyalizme karşıyız. Go home Yankee dedik. Ama onlar hiçbir zaman için welcome to go home Russia demediler. Go home China demediler. Welcome to Russia, welcome to China diyerek çağırdılar. Ve kürsülerde ve onlar kürsülerde her zaman için welcome to Russia, welcome to China diyerek slogan attılar. Yolumuz deniz gezmişlerin, Sinan Cemgillerin yoludur ifadesini kullandılar. Amerika'ya gidilebilir bir feda sözünü kullanmalıdır. Türkiye için feda sözünü kullanmalıdır diyor. Evet, son bir şey daha soracağım. Şimdi Ergenekon davasında genelde biz masumuz, komple yapıldı dedi. Biz inanmadık onlara. Fenerbahçe'ye şike yapıldı dedi. O yok, biz yapmadık dedi. Biz ona da inanmadık. Şimdi size bir komple var. Siz diyorsunuz ki böyle bir şey yok diyorsunuz. Biz size niye inanalım? Şöyle, Türkiye'de